Merhaba sevgili takipçilerim, kakalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Yes! Videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte... Kayıtta mıyız? Kayıtta. Evet. Bugün sizlerle birlikte sevgili değerli izleyici konuklar... Allah affeder, kul affetmez serimize başlıyoruz. Tanıtımla birlikte karşınızdayız sevgili değerli izleyici konuklar. Bizim... kitabımız bu arada. Bizim kendimiz çıkarmış olduğumuz, şuradan Abdülkadir Kaya'ya bakacak olursanız sevgili değerli ikinci konuklar. Hani biz bu işi faydalı, güzide, eğlenceli içerikler çıkarmak için yapıyoruz. Bu noktada beğenilerinize, yorumlarınıza talibiz. Hani hiçbir şekilde kar amacı gütmüyoruz. Ama ve lakin emeklerinizin karşılığı için de elimizden gelen en iyisini var gücümüzle yapmaktayız. Bu noktada yorumlarınız bizi oldukça motive etmekte. Beğenileriniz ve videomuzu olabildiğince müsait oldukça izlemeniz bizi daha da bir motive etmekte. Zaten izlenmedir en önemli, en mühim olan şey. Sevgili değerli izleyici konuklar, velhasıl kelam Allah affeder, kul affetmez konusuyla sizlerle beraber başlayalım. Ölen ile ölmeyen hikayesi. Mazlumlaşmış bir insanın acı verici bir şekilde yaşamını yitirmesi. Yes! Vicdansız bir insanı katliam yapıp ortalığı darmağın, dumağın, perişan etmesi. Ayrıntılı olarak bir adamın varlıklı bir ailenin değerli varlığını öldürmesiyle başlamıştı her şey. Fancılar, katliamlar, hepsi, tabi alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Öldüren kişi sonunda pişman oluyor, imana geliyor ama artık her şey onun için çok geç. Son pişmanlıklar fayda vermez diyor. Allah affeder, kul affetmez. Kulun affetmesine yönelik bir kitap. Merhamet sahibi olmasına yönelik bir kitap. Allah merhamettir. Allah merhamet etmeyi sever. Öyleyse bizler ne için merhamet etmeyi sevmeyiz? Yüce Yaradan bizleri ne güzel, ne hoş yaratmış. Ama ve lakin... görüyoruz ki insanlığın geldiği son hengamede Habil ile Kabil'in hikayesine dönüyoruz ve dünyada o şekilde dönüyor. Bunun önlenmesine yönelik bir kitap hazırladım. Elimden gelen en iyisini yaptım. İçeriğinde birçok konuyu baz aldım. Dünyanın kuruluşundan tutup da hikayesine varana kadar efendim. Sevgili değerli izleyici konuklar, tanıtımımız bu şekildeydi. Sadece şu tanıtımdaki şu mazlumlaşmış bir ifadeyi açmak istiyorum. Ölen ile ölmeyen hikayesi mazlumlaşmış derken, mazlumlaşmış bir insan acı verici bir şekilde vefat etmesi. Mazlumlaşmış. Bu manada önemli. Çünkü sevgili değerli izleyici konuklar, baktığımız zaman mazlumlaşmış demek kilit bir kelime. Mazlumlaşmış, kalıplaşmış, iyiyken iyiden iyiye gitmeyerek kötü bir hale gelip o noktada yaşamını sürdürmesi. Veya ikinci bir anlamı da var, iyiden iyiye gitmek, mazlumlaşmış, alışılagelmiş, sıradanlaşmış, kişiselleşmiş gibi bir anlam ifade ediyor. Ama ve lakin bu kişi çok farklı bir kişi. Yani Ferdi, bu kişinin ismi Ferdi ama yoktur derdi. Bakalım bir tane ismini, başrol ismini söylemiş bulunduk. Başrollerde ben kendimi farklı isimler olarak tanıttım. Sonrasında sevgili değerli izleyici konuklar, bakacak olursanız, zaten okuyacak olursanız bizlerle beraber çok daha net bir şekilde görecek olursunuz diyorum ve beğenilerinizi talibiz diyerek tanıtımımı noktalandırıyorum. Evet, Allah affeder, kul affetmez. Affedelim, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Yes! Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Hayırlı günler. Esenlikler.